dinlemeyi, izlemeyi çok sevdiğiniz ee, çocuk hastalıkları ve çocuk sağlığı uzmanı Doktor Ömer Saltan şu an konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Özellikle sosyal medyanızda e, annelerin kalbini fethediyorsunuz. Çünkü onların dilinden anlatıyorsunuz. Böyle çok e, işte feryat figan olmayın, çok üzülmeyin. Her şeyin tedavisi var. Şöyle yaklaşın, böyle yapın diyorsunuz. Şu anda da malum kış mevsimindeyiz. E, her yerde virüsler kol Geziyor çocuklar öksürüyor ee, okuldan özellikle herkes öyle anlatıyor çevremdeki kadınlar da ben de oradan biliyorum. Virüs kapıp geliyorlar çoğu hasta neler yapacağız nasıl yaklaşacağız sizinle onları konuşacağız. Anneler ebeveynler ekran başına özellikle diyoruz. Şimdi hocam e, şu anda aktif olan Böyle bir virüs var mı çocuklarda özellikle? işte okul dönemi de başladı. Ee, neler daha çok yaygın görülüyor? Ee, nelerle karıştırılabiliyor? Şu an hastalar e, ya da ebeveynler çocuklarını size nasıl getiriyorlar? Evet genelde tabii e, okulların açılması, kış mevsimi, bağışıklığı çok iyi olmayan çocuklarda enfeksiyon sıklıklarının arttığı bir dönem. Hı hı. Ee, tabii çocukların bağışıklığı bir küçük birer erişkin olmadığı için bize göre daha düşük. O yüzden de dış etkenlerden, solunum yoluyla ya da ağız yoluyla aldıkları mikropları klinik olarak hastalık şeklinde daha çok geçiriyorlar. Şimdi tabii kış mevsiminde en sık üst solunum yolu enfeksiyonları görüyoruz. Solunum yoluyla kapılan e, mikropların solunum sisteminde yarattığı bir takım semptomlar. İşte burun akıntısı, hapşırık, öksürük. Bazen boğaz ateş, boğaz ağrısı gibi. Tabii çocukların hem kreş hem ana sınıfı hem işte ilk öğretim okullarındaki kapalı ortamda kalmaları doğal olarak bu bulaşmayı fazlalaştırıyor. Yani genelde hani soğuk adı üstünde soğuk algınlığı deniliyor ama o soğuktan ziyade aslında kapalı ortamda ee, çok iyi havalanmayan durumlarda birbirlerini bulaştırmak şeklinde bu enfeksiyonların daha sık görülmesinin ana nedeni bu. Şimdi tabii çocukların üst solunum yolu enfeksiyonlarının çoğu viral dediğiniz gibi bakteriler çok fazla e, söz konusu değil. Ee, üst solunum yolu enfeksiyonları ne e, e, alt solunum yolu enfeksiyonlarına göre Allah'tan ki daha sık görülüyor çünkü alt solunum hı. yolları tabii ki daha sıkıntılı olabiliyor. Hı hı. İşte genelde bademcik enfeksiyonu, işte bazen sinüzit, orta kulak enfeksiyonu ya da e, gripal enfeksiyon veyahut da nezle olabiliyor. Hı hı. Genelde nezle ile grip karıştırılıyor tabii. Evet. Oradaki en önemli fark e, gripte ateş vardır. He, e, nezlede ateş vardır. yoktur. Nezle daha böyle hapşırık, burun akıntısı. E, gripte ise daha böyle sistemik belirtilerde işte eklem hı. ağrısı, kırgınlık, ateş daha kurudur, kuru kuru hmm. öksürür. Hmm. Nezledeki gibi öyle burun akıntısı, sekresyon çok fazla olmaz. Tabii okul çağı döneminde şu sıralar geçen haftalarda bir beta enfeksiyonunu da görmeye başladık. Hmm. Beta tabii bir viral enfeksiyon değil, o bir bakteriyel enfeksiyon. Beta enfeksiyon, bir streptokok dediğimiz mikroplar buna sebep oluyor. Ee, oradaki tedavi daha tabii ki daha farklı. Orada antibiyotik kullanmamız gerekiyor. Ben antibiyotik konusunda çok hassasımdır. Gereksiz antibiyotik e, kullanılması e, konusunda e, hani hep konuşuyorum her yerde ve dikkat çekiyorum, altını çiziyorum. Maalesef ki e, çocuklarımız biraz fazlaca antibiyotik kullanıyorlar. Böyle ee, bizim biraz. nesil hocam. Antibiyotik bizim atasporumuz. <laughs> Bademcik, şişince, antibiyotiksiz inmez. Hemen eczaneye gidip antibiyotik. Şu an antikor geliştirdim. Şu anki rahatsızlıklarımda mesela geçmişte çok antibiyotik kullandığım için etki süresi çok uzadı. Bakın böyle şeyler olabiliyor. Ben bir yetişkin olarak bunu söylüyorum. Buna çok güzel dikkat çekiyorsunuz ve şu dönem böyle hekimin reçetesi olmadan da verilmediği için eczanelerden. Evet. Aslında otomatikman böyle değerli bir kontrol sağlanmış oldu. Kesinlikle. Yani eskiden maalesef reçetesiz de satılıyordu. Tabii. O çok büyük bir hataydı. Şu an e, reçetesiz antibiyotik almak mümkün değil. Çok çok uygun bir karar ama yine de tabii ki hekim yazıyor ama o e, orada da ben hani hep hekim arkadaşlarıma da bir mesaj göndermek istiyorum. Çok emin olmadığımız tanılarda bakteriyel bir enfeksiyon olduğunu kanıtlamadan Antibiyotik yazma konusunu bir 40 kere düşünmemiz hmm. gerekiyor. Ya Böyle da bir kişi ısrar ediyor hekime. Olabiliyor. Hocam evet. ya evde bulunsun ateşleniyor <laughs> falan gibi yazdırmaya çalışma durumunda. Evet bunu yapmamamız gerekiyor. Hmm. Çünkü e, antibi hep şunu söylüyorum antibiyotik kullanım kararı ameliyat kararı gibi olmalıdır. Nasıl hmm. ki a, operasyon olmamızı gerektirecek bir durum varken nasıl ince eleyip sık dokunur, tetkikler yapılır, tahliller yapılır. Hatta birkaç öneri kim görür vesaire. Antibiyotik kullanım kararı da bence kesinlikle böyle olmalıdır. Ama tabii ki gerekiyorsa da antibiyotik de kullanacağız. Çünkü şöyle bir grup da oluşmaya başladı. İşte ben antibiyotiksiz tedavi olmak istiyorum. Kesinlikle antibiyotik hmm. kullanmak antibiyotik istemiyorum. Antibiyotik karşıtları da çıktı yani. Var tabii ki, çok var. Ee, tabii ki e, tamam antibiyotik kullanmak e mümkün mertebe kaçındığımız bir şey. Mümkünse doğal seyirli ya da yardımcı tedavilerle halledelim. Özellikle çocukluk çağında bu durum söz konusuysa çünkü onların sistemleri henüz gelişmemiş. Bir de çok kıymetli bir durumumuz var. Bağırsak mikrobiyatımız var. Antibiyotik kullandığımızda o bağırsak mikrobiyatası zarar görüyor. Yani güzel bir ormana atom bombası atmış gibi oluyoruz. Ama tabii ki hayatı tehdit eden ciddi bir enfeksiyonumuz varsa antibiyotiği de kullanacağız. Burada Hı -hı. kar zarar hesabı yapıyoruz. Çoğunlukla çocuğun ve kişinin hayrına neyse onu yapmak durumundayız. Hı -hı. Yani mecbur kalmadıkça siz de zaten o kesin. hekimler olarak. Evet. Bu muayene bulgusu gerekirse kan tetkikleriyle enfeksiyonun bakteriyel olduğunu düşündüğümüz bir durumda çocuğun yaşı, muayene bulguları, koyduğumuz tanı doğrultusunda bir bakteriyel ciddi enfeksiyon varsa antibiyotik kullanılır. Neyse ki bunların sayısı çok fazla değil. Çocukların geçirdiği enfeksiyonların %80-90'ı viral enfeksiyonlar. Yani antibiyotiğin gerekmediği enfeksiyonlar.